Merhabalar. Flexi ofis programında sol taraftaki muhasebe modülümüzün altında muhasebe hesap kartları bölümü bulunmakta. Burada standart muhasebe planına göre belirlenmiş olan hesapların kodlarıyla birlikte ön tanımlı olarak verilmiş olduğunu görüyoruz. Hesap planı ekranımızda sadece hesap kodu ve hesap adını değil, aynı zamanda bu hesapla ilgili son durumu, yani borç alacak ve bakiye durumunu, limit bilgilerini, hesabın limit bilgilerini ve hesabımıza vermiş olduğumuz özel kodlar, grup kodu ve bu hesapla ilgili açıklamaları da aynı ekranda görme şansımız bulunmakta. Hesaplar arasında arama yapmak için hesap koduna göre, hesap adına göre ve F5 benzer bul butonunu kullanarak arama yapma imkanımız var. Hesap koduna göre kod butonuna tıkladıktan sonra örneğin 102 kodlu bankalar hesabını hemen kodunu girerek bulma şansına sahibiz. Yahut da hesap adından örneğin Ziraat yazdığımızda Ziraat Bankası hesabımız hemen karşımıza gelmekte. F5 butonunun kullanılmasını görmek istersek, örneğin hesap adında çay kelimesinin geçtiğini varsayıyoruz ve içinde çay kelimesi geçen hesapları bulmak için F5 butonuna basıyoruz. Burada çay ocağı geliri, çay ocağı kasası gibi hesapların karşımıza geldiğini görmekteyiz. Bir diğer arama yöntemimiz de örneğin hesap kodunun içerisinde yani başında veyahut da sonunda 77 rakamının geçtiğini hatırlıyorsak yine F5 butonu yardımıyla başında ya da sonunda 77 rakamının bulunduğu hesapları görme şansımız var. Hesap adına göre arama yaptığımızda adını yazdığımız hesabı program buluyor. Ancak burada kodların sıralı olmadığını görüyoruz. Kod butonuna tıkladığımızda tekrar yine biraz önce aradığımız hesaba göre kodların sıralanmış olarak ekranımıza geldiğini görebiliriz. Hesap planında yeni bir hesap açmak için yeni hesap butonunu tıklıyoruz. Açılan pencerede yeni giriş anlamına gelen yeşil renkli işaretlenmiş olduğunu satırların görüyoruz. Eğer boş bir hesap kodu biliyorsak, örneğin 323, buraya yeni bir hesap adı girebiliriz. Yahut da ana hesaplar içerisinde son kodu bul butonu tıkladığımızda son olarak 800 numaralı hesabın açılmış olduğunu görüyoruz. Ve buraya bir ekleyerek yine yeni bir hesap açma şansımız var. Hesabımızla ilgili hesap adı, özel kodlar, yetkili adres, e-mail, telefon numaraları gibi bilgileri girdikten sonra kaydet butonuna basarak hesabımızı kaydetmiş oluyoruz. Alt hesap açma işlemine bir örnek vermek istersek de örneğin F5 benzer bul butonuyla öncelikle mesela dijital platform üyelikleri diye bir hesabımızın altına yeni hesap açmak için alt hesap butonunu tıklıyoruz. Burada dijital platform üyelikleri hesabının kodu otomatik olarak beyaz alanda işaretlendi. Burada kayıtlı olan başka bir hesap var mı yok mu onu kontrol etmek için son kodu bul butonu tıkladığımızda herhangi bir kod numarası gözükmedi. Demek ki bu hesabın altında kayıtlı başka bir alt hesap yok. Biz doğrudan 01 yazarak hesap adımızı buraya
yazabiliriz. Bu hesabımızla ilgili daha sonrasında kolay erişim için özel kod vermek istersek, örneğin platform özel kodunu verebiliriz. Bir başka özel kod vermek istediğimizde, örneğin Digitürk özel kodu vermek istiyoruz. Fakat burada bu kod bulunmadığı için biz F10 butonuna basarak yeni bir özel kod tanımlama şansına da sahibiz. Cari özel kodu tanımla penceresinde artı butonuna basarak buraya tanımlamak istediğimiz özel kodu yazdıktan sonra kaydet butonuna basıyoruz. Ve yine bu ekranda kodumuzu tanımlayabiliriz. Yine istersek hesaplarımıza kolay erişim için bir grup kodu tanımlama şansımız da var. Burada örneğin TV yazarak bu platformları gruplandırmak istersek, öyle bir grup kodumuz bulunmadığı için yine F10 butonuyla grup kodu oluşturma sayfasına geldikten sonra TV yazdıktan sonra kaydet butonuna basıyoruz. Bu ekrandan çıktıktan sonra bu kısımda grup kodumuzu seçme şansına sahibiz. Açacağımız hesap örneğin bir üyelik değil de bir firma hesabı olsaydı, burada yetkili adı soyadı, adres, vergi dairesi, telefon bilgilerini doldurmamız mutlaka gerekmekteydi. Aynı şekilde yine firmalar için eğer şirket Form BABS dolduruyorsa evet kutucuğuna tıklamak durumundayız. Bu kutucuğu evet olarak işaretlediğimizde muhakkak ülke kodunu da belirlememiz gerekiyor. Yine hesap açma ekranında firmaya dilersek bir cari hesap limiti de belirleme imkanımız var. Burada firma ile olan hesap hareketlerimiz için örnek olarak 10 bin liralık bir cari hesap limiti belirleyebiliriz. Tabii ki bu hesabımız için böyle bir durum söz konusu değil. Hesabımızın gerekli bilgilerini yazdıktan sonra kaydet butonuyla hesabımızı kaydediyoruz. Yine kod butonuna tıkladığımızda hesabımızın gereken alt hesap altında yer aldığını görebiliyoruz. Bir eş hesap açma işleminde ise eş hesap butonuyla yine bu üyelik hesabımıza eş hesap açmak için eş hesap butonuna tıkladıktan sonra son kodu bul butonu bize daha önce 01 kodunun verilmiş olduğunu gösteriyor. Bu kodu 1 arttırarak diğer girmek istediğimiz hesap adını buraya girebiliriz. Yine özel kod bölümünde burada örneğin daha önceki kodumuzda platform olarak tanımlamıştık özel kodu ve özel kod 2'de ismiyle tanımlamıştık. O nedenle burada platform ismini bulamadığımız için F10 butonuyla yeni bir cari özel kod tanımlama şansımız da var. Özel kodu tanımladıktan sonra kaydet butonuyla kaydedip buradan seçimimizi yapıyoruz. Grup kodunda hatırlayacaksınız, TV olarak bu grubu kodlamıştık. Daha sonrasında kolay erişebilmemiz için. O kodda seçtikten sonra artık hesabımızı kaydedebiliriz.
Gördüğümüz gibi dijital platform üyelikleri hesabının altında 2 adet üyelik hesabı tanımlamış olduk. Yine hesap planımızın sağ üst köşesinde incele butonu bulunmakta. Seçili olan hesabımızı incelemek için bu incele butonunu yahut da hesabın üzerine çift tıklama işlemini ya da klavye üzerinde Enter tuşuna basarak bu hesap kartımızı incelemek için açabiliyoruz. Yine incelemek için bir hesabımızı açtığımızda hesapla ilgili düzeltme yapmak için düzelt butonunu kullanmamız gerekiyor. Burada açılmış olan cari hesabımızın muhasebe entegrasyonunu sağlayabilmek için bağlantılar bölümünde gerekli olan satırları da ihtiyacımıza göre doldurabiliriz. Burada örneğin TASE'le verilen çek senetler ödeme hesabının ve teminata verilen çek senetler ödeme hesabının muhasebe kodlarının entegrasyon işlemi için girilmiş olduğunu görüyoruz. Burada örneğin bir özel kod tanımladıktan sonra ki bu bir değişiklik işlemidir. Yine biraz önce de örneğini verdiğimiz gibi firma adına bir limit belirleme işlemini gerçekleştirelim. Burada cari hesap limit aşıldığında muhasebe işleminin yapılmasına ya da devam etmemesine işlemin karar verebiliriz. Gerekli seçeneği işaretledikten sonra kaydet butonuna basarak işlemimizi tamamlamış oluyoruz. Daha önce de belirtmiş olduğumuz gibi firma hesabı seçiliyken sağ tarafta firma ile ilgili bilgileri, örneğin limit bilgisi, özel kod ve açıklama bilgilerini görmemiz mümkün. Var olan bir hesabı silme işlemine bir örnek verelim şimdi. Biraz önce girmiş olduğumuz dijital platform üyeliklerine bir göz atalım. Dijital platform üyelikleri hesabımız altında iki tane alt hesabımız bulunmakta. Doğrudan bu hesabı silmek istediğimizde programımız bize uyarı vermektedir. Çünkü alt hesabı olan bir hesabı doğrudan silme şansımız yoktur. Öncelikle alt hesaplarını silmemiz gerekiyor. Diğer alt hesabı da sildikten sonra ana hesabımızı da sil butonumuzla silebiliriz. Bir diğer önemli nokta da hesap hareketi bulunan hesapların silinemeyeceğidir. Örnek vermek istersek altında pek çok hareket bulunan kasa hesabımızı silmemiz mümkün olmamakta. Bu da bizi münferit hatalara karşı koruyan bir sigorta görevini görmektedir. Bir başka eğitim videosunda buluşmak üzere. Hoşça kalın.